Arkadaşlar, bu gördüğünüz kutular, şunu da göstereyim, bunu göremiyorsunuz. Bu kutular nedir? Rüzgar türbinleri ve su türbinleri için akü şarj kontrol cihazıdır. Bunlar ne işe yarar? Şöyle örnek vereyim. Örneğin bir televizyon aldınız, eve geldiniz. Nasıl seyredeceksiniz? İçinde uydusu var, her şeyi var ama yukarıda çanak anten olmayınca sizin televizyonunuz hiçbir işe yaramaz. Görüntü alamazsınız. Bu da aynı sistem. Türbininiz var, rüzgar türbininiz var, su türbininiz var ama bu cihaz olmazsa akünüzü şarj edemezsiniz, kullanamazsınız. Yani olmazsa olmaz cihazlardan biridir. Şimdi ben bunların tanıtımını yapacağım. Önce genel bir bilgi veriyorum. Tabii bunlar elektronik cihaz olduğu için biraz bağlantılarda, sökme takmalarda dikkat isteyen bir olay. Hem bozulursa ne olur? Bozulursa tamir ederiz. Çünkü yapan kim? Benim. Tabii bunlar hakkında sizlere bağlantı ve çalışması hakkında bilgi vereceğim. Bir de şunu söyleyeyim özellikle. Benim birkaç defa hesabım bloke edildi. Profilimde iletişim numaram yazılıdır. Tabi orada yazıyorsunuz fiyat nedir diye. Tabi bugünkü fiyatı atıyorum 10 lira ama yarın değişiyor fiyat. Türkiye ekonomisinde biliyorsunuz. Neyse o konuları geçelim. Şimdi cihazımıza başlayalım. Bu cihazımız 12 volt, 30 amper, maksimum 40 amper özelliğindedir. Aküleri şarj eder. Bu cihazımız ise 24 volt sistemlerde akülerinizi şarj eder ve korur. Bu da 48 voltluk sistemlerde, daha doğrusu 10 kW'lik sistemlerde kullanabilirsiniz. Çok güçlüdür ve bunun videosunu şu anda çekemeyeceğim. Diğer videolarımda bunun videosu vardır. Onu da özellikle söyleyeyim. Şimdi gelelim 12 volt olayına. Ben şu şekilde göstereyim. Şu cihazımız 12 volt. Şimdi ben çalıştıracağım. Evet, şimdi ben masa üstünde test ediyorum arkadaşlar. Ben şimdi şuraya da yazacağım. Normalde benim yaptığım program 12,5 voltta şarja başla, 14,5 voltta fren yap. Şimdi nasıl olacak göreceğiz. Şu gördüğünüz ışıklar da fazları, yani alternatörden gelen 3 faz, yani 3 kablo. Buna da arkadaşlar itiraz ediyorlar. Buna faz değil diyorlar ama kim ne derse desin bunun adı fazdır arkadaşlar. Şimdi şu da manuel frendir. Bakın ben şimdi buradan frene yaptığım zaman alternatör dönmüyor. Yani veya çok yavaş dönüyor. Bu da koruma amaçlıdır. İndirdiğim zaman devreye girer. Ampermetremiz enerji bastığı zaman gösterir. Şu anda 12,8. Bu 14,5 volta gelince tabii şarj ederken bu ışığımız yanar. Fren yaptığı zaman bu ışığımız söner. Şimdi 14,5'a ben hızlıca getireceğim. Nasıl fren yaptığını göreceksiniz. Tabii hızlıca getireceğim derken alternatörü hızlı döndürüyorum. Dikkat edin, fren yaptı. Evet, 14,5'te fren yaptı. Fren yapınca bunlar söner, tabii şarj etmiyor. Şimdi örneğin ben buraya bir tane 50 wattlık halojen ampul bağladım. Şimdi ben bunu yaktığım zaman freni bırakacak. Ne zaman bırakacaktı freni? 12,5 voltta. Şıkkın 13, yani akü dolu diyor. Şimdi ben buradan şöyle karşıdan çekeyim. Işığımız bakın yanacak ve bırakacak freni. 12,5'e geldiğinde ışık yanacak. Damp şarj ışığı yanacak. Evet, yandı. Freni bıraktı. Bakın. Alternatörümüz dönmeye başladı. Gördüğünüz gibi bakın ampermetre de yüksek şu anda. 7-8 amper çekiyor. Aşağı yukarı bu 4,5 amper falan çekmekte 50 wattlık halojen ampul. Ampermetreden de
görebilirsiniz yani şarj edip etmediğini. Şimdi ben şeyi iptal ettim. Bakın şu anda 2-3 amperli 4 amperli aküye şarj bastığını görüyorsunuz. Şimdi mesela ben alternatörün dönmesini durdurayım. Bakın amper düştü. Şimdi tabii bu 13.2 olduğu için 12.5 voltta freni bırakacak ve zor dönüyor. Dönmüyor yani. Freni bırakması için ne yapmam lazım? Bu enerjiyi, bakın buradan enerji alıyorum. 12.5'a geldiğinde şurada ışık yanacak, freni bırakacak. Şöyle geniş açıdan çekeyim. Evet, freni bıraktı ve ben de ışığı söndürdüm. Gayet güzel çalıştığını gördünüz. Bu da manuel fren olduğunu söylemiştim. Evet, gayet güzel sağlıklı çalışmakta, akünüzü korumakta, pervanenizi korumakta, her şeyi korumaktadır. Bir de şunu söyleyeyim, sökerken ve cihazı takarken, ben burada notlarım var, bu notlara göre hareket ederseniz, tabii cihazın ömrü uzar, sıkıntı yaşamazsınız. Burada askı aparatları vardır, panoya veya duvara asabilirsiniz. Burada vidaları vardır, komple bu şekilde ambalajlı gönderilecektir. Şimdi ise 24 volt olayını size göstereceğim. 12 voltta buraya ampermetre koydum. 24 voltta ise buraya da türbinden gelen voltmetreyi, yani türbinden gelen enerjiyi gösteren koydum. Yani ikisinde de aynı özellikler var. Güçleri aynıdır. Şimdi bunun bağlantısını yapıp bunda nasıl fren yaptığını size göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi 24 voltluk sistemi bağladım. 12 voltluğu gördünüz. Bu da çalışması. Onu da özellikle söyleyeyim. Voltaj olayını, bunda da 25,5 voltta şarja başlıyor. 28,5 voltta da fren yapıyor. Bunu da sizlere şimdi göstereceğim. Evet. Şu anda akümüzü bağladık. Her şey sağlam. 3 fazımızı bağladık. Frenimiz aşağıda, yani şarjı hazır. Bu ışık yandığında şarj edecek, şarj ediyor anlamındadır. Işık söndüğünde ise dampa geçer. Onu tekrar söyleyeyim. 25,5 volt akülerimiz. Bu türbinden gelen voltu gösterir demiştim. Şimdi türbin, su türbini olabilir, rüzgar türbini olabilir. Göreceksiniz şimdi. Bakın şu anda yavaş döndürüyorum. 14, 15, 16 volt gibi bir voltaj üretiyor alternatör. Peki bu 17 volt aküyü doldurur mu? 25,5 voltluk aküyü doldurur mu? Doldurmaz. Yani bu da size bilgi veriyor. Bu volt, yani türbinden gelen volt, akü voltajından bir miktar fazla olmalı ki aküyü şarj edebilmeli. Ben şimdi hızlandırıyorum. Bakın 23, 24. Ha, 25, 8, 9. Evet, bakın şimdi 26. Şu anda doldurmaya başladı anlamına gelir. Yani şu size türbinden gelen voltaj aküyü şarj ediyor mu, etmiyor mu bilgisini verir. Burada ise ampermetreden görüyordunuz. Burada da voltmetre. Yani şimdi 28,5 voltta fren yapacak demiştim. 25,8, ben biraz hızlandırıyorum. Bakın 26, 27, 28, dikkat edin. Bakın fren yaptı. Sesini duyuyorsunuz. Tabii bakın voltaj düştü. Şimdi ne yapacağız? Bu 25,5 voltta freni bırakacak. Bakın ışık söndü. Şimdi ben ampulleri bağladım. Freni bıraktı. Bakın. Şimdi söndürdüm. Yani enerji almıyorum akülerden. Bakın aküler dolmaya başladı. 28,5 volta gelince tekrar fren yapacak. Dikkat edin. Evet, sesi duydunuz. Tabi bu masa üstünde böyle ses yapıyor. Şu anda frende. Bakın 3 nokta küsur volta düştü. Ve ışığımız da yanmıyor. Dolayısıyla tekrar ışığı yaktım. Yani enerji aldım, harcadım aküden. Freni bıraktı. Evet, gayet güzel, sağlıklı çalışmaktadır. Tekrar
Son kontrolümüzü yapalım. 28,5. Evet. 28,5 volta gelince fren yaptığını görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da ayrıca hem manuel fren hem de gördüğünüz gibi kontrol amaçlıdır. Cihazlarımız gayet sağlıklı çalışmakta olup herhangi bir arıza durumunda da yapan biziz. Tekrar sizlere yardımcı olurum. İyi günler, çalışmalarınıza başarılar dilerim arkadaşlar.